yapmışsın sen herhalde. Hayvan yetiştiricilerine vermiş olduğu destekle Türkiye ve Gaziantep ekonomisine önemli katkılarda bulunan Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, köylere su kuyusu açarak hayvan yetiştiricilerine desteğini sürdürüyor. Burada 11 tane üreticimiz küçükbaş hayvancılık yapmakta. Üreticilerimiz gerçekten yıllardır burada, işte biraz önce de ellerini gösterdi, hep nasır tutmuş, kovayla su çekip hayvanlarını bu şekilde suluyorlardı. Bize de dediler buraya bir güneş paneliyle çalışan su kuyusu sistemi yapabilir misiniz dediler. Biz de imkanlarımızı zorladık. Şu anda buradaki elle çekilen su yerine güneş paneli sistemiyle şu an üyelerimiz şarteli basıp burada 24 saat temiz su akıtıp hayvanlarını burada rahatlıkla suluyorlar. Dolayısıyla biz üreticilerin burada özellikle bir sıkıntısını, gerçekten çok önemli olan bir sıkıntısını çözmüş olduk. Onlar da inşallah daha rahat bir şekilde hayvancılık burada yapmaya devam edecekler. Ben inanıyorum ki bunun sayesinde burada çoğalacak. Tabii burada sadece biz değil, bu işlerde emeği olan Gaziantep Valiliği var, Gaziantep Büyükşehir Belediye var, Tarım İl Müdürlüğümüz var, Sayın Tarım Reformu Genel Müdürümüz Kerim Bey şu an yanımızda, bakanlığımızın destekleri var. Gaziantep'te şu an bununla beraber 44 tane güneş paneliyle çalışan su kuyusu oldu. Ben destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sayın Genel Müdürümüze de buraya kadar geldikleri için teşekkür ediyorum. Tekrar Ülkerli köyümüze ve çobanlarımıza Allah hayırlı uğurlu yesin. Su kaynaklarına ulaşmakta sıkıntı yaşanan meralara güneş enerji paneliyle desteklediği su kuyuları oluşturan Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği bu projesiyle rahat bir nefes aldırdı. Burada su çekmekten ellerimiz ne hala döndü. Yıllardır koyuna su çekik. En sonunda da söylemese bir kuvada biz başımıza döküydük. Sudan çıkmış balığa dönüldük. Çok zor. Ama sağ olsun başkanımız, atasına babasına rahmet, bizi bu çileden, bu dertten kurtardı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Hayvancılık Genel Müdürlüğü Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanı Emre Gürçay, Gaziantep Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan'a su kuyusu ile ilgili bilgi veren Türkman, hayvan yetiştiricileri için köylerde onlarca su kuyusu açtıklarını bildirdi. Su kuyusunda incelemede bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli bir hizmete tanık olduğunu söyledi. Burada evet, gerçekten Koyun Keçi Birlik Başkanımız Osman Başkan göreve geldiğinden bu yana da emekleri inkar edilemez. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Ancak bu çalışmaların tamamı, hani bu Gaziantep'teki birliktelik, ortaklık olan var ya, evet, Sayın Valimizin önderliğinde, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ciddi destekleriyle, Şahin Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Hamazoğlu'nun, Fatma Şahin Hanımefendi'nin çok ciddi destekleriyle burada bir birliktelik var. O zaman o birliktelik ciddi bir iş yükünü sırtınızdan kaldırıyor. Ankara boyutu, Ankara boyutunda Sayın Milletvekillerimiz, Bakan Yardımcımız Sayın Ayşin Hanım, Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli Bey'in çok büyük talimatlarıyla oradaki işlerimiz de bu şekilde kolaylaşıyor. İşte şu anda sulama projelerinde sadece bu yıl için Sayın Genel Müdürümüzün Gaziantep'e vermiş olduğu para 45 milyon TL. Sadece sulama projelerinde 1040 tane sulama projemiz var. Kırsal kalkınmada yine Sayın Genel Müdürümüzün sadece bir kalemde vermiş olduğu para 36 milyon TL. 30'un üzerinde kırsal kalkınma ekonomik yatırımlarla ilgili bir yatırım var. Bunların tamamını bir göz önünde bulundurduğunuzda buradaki çiftçiye etkisini, çarpanlarını çok ciddi manada görebiliyorsunuz. Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin destekleriyle kentteki çiftçilere ve hayvan yetiştiricilerine önemli desteklerin verildiğini belirtti. Genel müdürlüğümüzün ana görevi kırsal kalkınmanın sağlanması. Bugün burada gerçekten kırsal kalkınmanın sağlanması anlamında önemli bir hizmete tanıklık ediyoruz. İl müdürümüz başta olmak üzere başkanımız, hepsine teşekkür ediyorum. Üreticilerimize teşekkür ediyorum. Elleri nasırlı gerçekten gördük. İnsanın içi acıyor. Gerçekten önemli bir çalışma. Emeği geçen herkese teşekkürler. Üreticilerimize de bol kazançlı, hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ediyorum. Pozatlar izlediniz zaten.